Hayvancılık ve dokumacılıkla geçimini sağlayan Elif Hanım'ın bahçesinde inekler, keçiler, tavuklar bir arada dostluk içinde yaşıyorlar. Ataköy'ün en önemli geçim kaynaklarından biri de hayvancılık. Daha çok büyükbaş hayvancılık. Şimdi hayvancılıkla geçimini sağlayan bir hanedeyiz. Bir anaoğulla görüşeceğiz. Önce anneyi tanıyalım. Adınız? Elif Özen. Süt üretiyoruz. Ağır pabuğu da yekiyoruz. Başka bir işimiz olmuyor yani. Ürünleriniz para ediyor mu? Hayır. Para etmiyor. Gübürü 100 milyon oluyoruz. Buğdayı 5 milyon satıyoruz. Masraflarınız fazla. Karınız yok yani. Karınız olamıyor. Evet. Peki bunun için ne düşünüyorsunuz? Bilmem. Ülkemizde bir tarım politikası var mı? Yani sizi yönlendiren bir tarım politikası var mı? Hayır. Eskiden biz bir yıl tütün dikiyorduk. Bir yıllık tütün karımız bir motor alıyorduk yani. Almalı oluyorduk. Şimdi? Yok, hayır. Öyle bir şeyin yok. Borcunuz var mı? Kredi falan alıyor musunuz? Alıyoruz. Kredi çekiyoruz. Yani o da borçtan mı benim? Tabii canım. Evet. İşte böylece yaşam zorlaşıyor. Zeytin biraz siyahlaşmış gibi değil tabii mi? Tabii erdi zeytin ne kadar. Toplaması zamanı gelmiş yani. Daha bir ay kadar toplanmaz da. Şimdilik erdi yani. Erdi. Sizin de var mı zeytin? Var. Bizim zeytin. Satıyor musunuz? Zeytinyağı yapıyor musunuz? Biz yağ satıyoruz. Yağını satıyoruz. Evet, yağı. Epey var yani. Var. Satmalık yani. Evet. Maşallah. Bu sene zeytinler iyi mi? Bu sene zeytinler şaşkın. Yağış olmadı ya. Yağış değil mi? Ha, şaşkın. Her şey kötü gidiyor. Ne olacak bakalım halimiz? Sizin adınız? Mehmet Özen. Burada annenizle birlikte yaşıyorsunuz. Evet. Kardeşiniz var mı? Var, küçük kardeşim var. Hayvancılık yapıyorsunuz. Hayvancılık. Bir de yanında ek iş olarak dokumacılık yapıyoruz. Kendi çorbamız kaynatıyoruz işte. Peki geçiminize yetiyor mu? Allah'a şükür. Kendimize yetiyor. Ya bizim için çok olanağımız olduğu için kendimize yetiyor ama köyde çok gariban, fakir insanlar var yani. Birçok olanağımız var diyorsunuz. Zeytinimiz var, işte arpa ekiyoruz, burada ekiyoruz. Bir şekilde olmazsa onunla geçimimizi yani sağlıyoruz ama böyle olmayanlar... Birisinde olması, birisinden hayvancılıktan olması, dokumacılıktan iyi kötü karnımızı doyuruyoruz. Ama olmayanlar için çok kötü durumda. Peki Türkiye'de dokumacılık bitiyor artık, tekstil sanayi çöküyor. Ne olacak? Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne yapalım? Allah öncü bir kapı daha açar. Aç kalmayız herhalde. Öyle diyorsunuz ha? Öyle diyorum. Bir kapı bırakır, bir kapı açar mı? Ama bu Türk pamuğunu bitiren bir tarım politikası var. Yani dışarıdan ucuz pamuk ithal ederek Türk pamuğu bitirilmeye çalışıyor. Bu da iyi bir şey olmasa gerek. Güz mevsimi toplanan elmalar soğuk hava deposunda üreticilerin isimlerinin yazılı olduğu sandıklar içinde saklanıyor. Köy halkının büyük bir bölümü ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krizden yakınıyor. Ben yıllardır siyasetin bozukluğundan, seçilen milletvekillerinin büyük bir çoğunluğunun kişisel menfaatlerinin peşinde olduğundan söz etmekteyim. Değişim için milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması, demokratik olmayan siyasi partiler yasası ile seçim sisteminin değiştirilmesi gerektiğini haykırıyorum. Mecliste bu değişimi yapacağını vaat eden iktidar partisi, muhalefet partisinin bu yöndeki pek çok çağrısına yanıt vermedi. Ben, haklarında soruşturma açılmış, mahkemeye çıkarak yargılanması gereken milletvekilleri, bakanlar, hatta başbakanın dokunulmazlıklarının kalkması ile suçsuz iseler kendilerini aklama fırsatı da yakalayacakları halde dokunulmazlıkları kaldırmamalarını oldukça düşündürücü buluyorum. Adınız? Süleyman. Süleyman Bey, köyümüzde bir anlamda üretimde, ürettiğinin para etmesi sıkıntısı var, değil mi? Köyün hangi üreti para ediyor ki? Köy bitmiş durumda. Memur bitik, esnaf bitik, Türkiye bitik, ekonomi bitik, siyaset bitik, dış politika bitik. Ama konuşmaya gelince kimseyi konuşturamadık. Hangi ben iyi yön keşke bulabilsem de söylesem.
İyi diyen var mı içinizde? Hayatından memnun olan var mı peki? Memnun musunuz hayatım? Hayır. Hayır yok. Adınız? Yüksel Sönmez. Siz memnun musunuz? Hayır. Ya Türk insanı gülmeyi unuttu zaten. Hiç gülen insan görebiliyor musunuz? Ben memurum. Keşke 35 sene dönebilsem. 35 yıldır ben 75'te göreve başladım memuriyete. Hiçbir zaman içinde bulunduğunuz durum bir önceki sene hiç iyi olmadı. Hep bekliyoruz iyi olacak, iyi olacak. Acaba ne zaman iyi olacak? İnşallah 3 asır sonra iyi olur diye düşünüyorum. Biz değişmediğimiz sürece iyi olmayız. İnsanlar değiştirecek. Yani bizim katılmadığımız, bizim bizler, içine girmediğimiz hiçbir şey. Aslında bizler değiştik, halk değişti, çok şey değişti ama maalesef ülke idare edenlerin zihniyeti değişmedi. Problem burada. Kim seçiyor onları? Biz seçiyoruz da şimdi oraya gidenler kim? Ona bakmak lazım. Kim gidiyor? O zaman mesela hiç kimse sizi dokunulmazlıklar sizi ilgilendiriyor mu? Milletvekillerinin dokunulmazlığı. Onun için bir şey söyleyeyim. Ben şunu özlemle bekliyorum. Acaba diyorum Türkiye'de bir polis İngiltere'de olduğu gibi, Japonya'da, Amerika'da olduğu gibi bir hız şeyini geçen bir bakanı, efendim bir milletvekili ne zaman ehliyet soracak? İngiltere'de insan imreniyor böyle dış ülkelere. Bakıyorum İngiltere bir bakan vardı, trafik polis durdurdu alkolden dolayı ehliyetini aldı. Bir hafta sonra ve ertesi gün tahmin ediyorum milletvekilinden bir hafta sonra ben bu utançla bakanlık yapamam dedi. Bakanlıktan milletvekilinden istifa etti. Önce bakanlıktan sonra milletvekilliğinden. Biz bir onurlu siyasetçi istiyoruz. Ama Türkiye'de... Siyasetçi istiyorsanız onun da peşine düşeceksiniz. Biraz peşine düşmek gerekiyor. Dokunulmazlıkları kaldırılmasıyla ilgili hiç bir şey istiyor musunuz bu konuda? Milletvekili dokunulmazlığı. Aksine istiyoruz. Yani size nasıl dokunuyorlarsa değil mi? Siz bir suç işlediğiniz zaman yargılanıyorlarsa milletvekilleri de yargılanması gerekmiyor mu? Gerekiyor tabii. Gerekiyor. Yani siz milletvekillerini seçilince önlerine bir zırh, dokunulmazlık zırhı konmasını istiyor musunuz aynı zamanda? İstemiyoruz tabii. Siz istiyor musunuz? Tabii. Dokunulmazlıkların olsun istiyor musunuz? Kalksın. Siz istiyor musunuz? Hayır. Dokunulmazlıkların kaldırılmasını istiyorsunuz. Evet. Değil mi? Evet. İstemiyor musunuz? Neden? İstemiyorum. Zaten bu millet çökmüş zaten. Ne yapacağını şaşırmış. Milletvekili dokunulmazlıkları olsun mu? Milletvekillerine dokunmayalım mı? Dokunulsun canım. Bu ne demek ya? Dokunulmaz olmaz. Onu soruyor zaten. He. Dokunulmaz. Dokunmamız gerekiyor değil mi? O zaman bunu istememiz lazım. Hepimiz talep edersek, bu biz talep edersek, bunu kaldırın diye talep edersek kaldırırlar. Yoksa kimse bindiği dalı kesmiyor. Onlar orada keyifli. Ankara'da, mecliste her şey keyfinde, yerinde. Değil mi? Ya bunu da yapacak sivil toplum örgütleri. Yani örgütlenmek, örgütlenmek, örgütlenmek. Bütün mesele burada. Biz Türk halk olarak. İsteyecek yani. Keşke örgütlenebilsek, bunu yapabilsek. Ama örgütlenenler de erken önce tutuklanıyor, onu da biliyorsunuz yani. Öyle bir gerçek de var Türkiye'nin. Onu da bilecekler neyin ne oldu. Korkuyor şimdi. Acaba ben yanlış söylersem acaba Ergenekoncu dışarı mı atılırım? Şimdi onu düşünüyor şimdi. Yani. Bence doğrunun peşinde olun. Er geç doğru anlaşılır. İnşallah. Ama yanlışa göz yumanlar öylece hayatları değişmez, bekler. Değil mi? Biz haklıyız, biz doğruyuz. O zaman korkmamamız gerekiyor. Hata yapanlar korksunlar. Hırsızlık yapanlar korksunlar. Ülkeyi soyanlar korksunlar. Dürüst, namuslu, şerefli insanlar asla korkmazlar diyoruz, değil mi? Ondan dolayı dokunulmazlığı kaldıramıyorlar. Problem burada. Evet. Biz kaldırmak için uğraşalım. Dokunulmazlıklar için ne düşünüyorsunuz milletvekili dokunulmazlığı? Kaldırsın herkesi, akla karayı sesin belli olsun. Ne diye şey derim ki? Kaldırılsın. Siz ister misiniz? İsterim abla. Bizim biz yemeyeceğiz. Yo, geçin kazancımız. Milletvekili dokunulmazlıkları. Ya kalksın. Kalkmasını istiyoruz. Tabii. Yaldızlı imgelere, toplulara, tüfeklere, kralların tacına. En güzel gecelere, günün ak ekmeğine yazarım adını. Tarlalara ve ufka, kuşların kanadına, gölgede değirmene yazarım. Uyanmış patikaya, serilip giden yola, hınca hınç meydanlara adını. Ey özgür.
Eğitim öğretim bir ülkenin kaderini değiştiren ciddiyette ele alınması ve çağdaş bir sisteme kavuşturulması gereken ülkemizin öncelikli sorunlarından biri. Ancak ben ülkeyi yönetenlerin eğitimi tamamen yok edip öğretimi de ABCD şıklarına dönüştürmesini bu ülkenin gelecek nesillerine vurulmuş tırpan olarak görüyorum. Yeterli dersliği, öğretmeni olmayan okullar, öğretmen kalitesindeki düşüş, sadece dersliği bile yeterli olmayan okullarda spor, kültür, altyapısından noksan, bilgi yükleme bombardımanı yapılırken insan değil, kötü koşula itaat eden köleler yetiştirilir. Ataköy'de 11 yıl önce bir bayan öğretmenin öncülüğünde atılan 18 derslikli okul temeli 11 yıldır öylece duruyor. Bu ülkenin öncelikli sorunu kızların türbanla üniversiteye girme özgürlüğü olunca gerçek sorunlar örtbas edilmiş oluyor. İslam dini bu dönemdeki kadar ayağa düşmedi. Din adına başını kapattıklarını iddia edenlerin büyük bir bölümünün başlarını örterek nasıl sınıf atlayıp zengin olduklarını görebiliyoruz. Ülkemizde olup bitenleri fark etmezsek çok daha kötü koşula teslim olmak zorunda kalırız. Madem ki sesim size kadar ulaştı, Aydın'daki büyüklerimize kadar bu sesimiz gidecek. 1997 yılında bir bayan öğretmenimiz de önde olmak üzere köylü omuzuyla tütün çekti, bir temel attı buraya. Süper bir okul temeli, 18 derslikli. O tarihten bu tarafa bu temel çürütülüyor. 11 yıl geçti, neredeyse 12 yıl. Bu temel çürütülüyor, öğrenciler iki okulda taşımasız 225 öğrencim var benim. Öğretmenin ayakkabısıyla öğrencinin ayakkabısını düşün, iki okul arasında gidip gelirken. Halbuki bu okul ama devlet ya da Aydın'daki hayırsever bir insan, bugün okul yapan insanlar vergisini düşüyor, bunu biliyoruz. Düşsün, onu da gönlümüz rahat. Çünkü eğitim çok önemli. Halen bu okulumuz orada yatmakta, gördüğünüz gibi demirleri sivrilmekte. Bu bizi çok üzüyor, bayramda bile gülemiyoruz. Evet, köyün ilköğretim okulunun bir an önce bitirilmesi gerekiyor. Böyle bir çağda, eğitimin, öğretimin önemli olduğu bir çağda, böylesine büyük bir köyümüzde hala 12 yıldır bitirilmeyen ilköğretim okulunun bir an önce bitirileceğini umuyoruz. Teşekkür ederim. Okulda defterime, sırama ağaçlara yazarım adını. Okunmuş yapraklara, bembeyaz sayfalara yazarım adını. Yaldızlı imgelere, toplara, tüfeklere, kralların tacına. En güzel gecelere, günün ak ekmeğine yazarım adını. Tarlalara ve ufka, kuşların kanadına, gölgede değirmene yazarım. Uyanmış patikaya, serilip giden yola, hınca hınç meydanlara adını. Ey özgürlük, kapımın eşiğine, kabıma, kacağıma, içimdeki aleve, camların oyununa, uyanık dudaklara yazarım adını. Yıkılmış evlerime, sönmüş fenerlerime, derdimin duvarına. Arzu duymaz yokluğa, çırçıplak yalnızlığa yazarım adını. Geri gelen sağlığa, geçen her tehlikeye yazarım ben adını, yazarım. Bir sözün coşkusuyla dönüyorum hayata, senin için doğmuşum haykırmaya. Ey özgürlük,
özgürlüğü.